Evet, tekrar merhaba. Şimdi standart I/O yönlendirme ve pipe borular konusuyla devam edelim. Yönlendirme dediğimizde meselemiz şu. Büyüktür, tek büyüktür işaretiyle bir dosyanın içerisine yazma yaparız. Eğer aynı şeyi tekrar yaparsak truncate olur dosya, yani üzerine yazılır. Çift büyüktürü kullanırsak append olur. Şimdi örneklerle hemen geçelim. Şimdi örneğin. Şimdi ls file 1, file 2, file 3. Bu ls çıktısını bir dosyaya yönlendireyim. Ls std out txt. Bir üst dosyada, bir üst bu klasörün üstünde ls dir 3 diyelim buna. Tire dir 3. Std out txt. Bakın, standart output'a artık herhangi bir şey basmadı. Neden? Çünkü onu yönlendirme yaptık. Ne ile? Büyüktür işaretiyle. Şimdi o dosyayı okuyalım. Bir üstteydi. ls. Bakın içerisinde file 1, file 2, file 3 yazıyor. Şimdi tekrar aynı şekilde dosyanın içerisine yazma yaparsam aynı içeriği göreceğim. Ama append modda, yani çift büyüktürle yaparsam altına append ettiğini göreceğim. Tekrar ve tekrar. Tekrar ve tekrar gibi dosya büyüyüp gidecek. Aynı şekilde bu dosyanın içeriğini okuyorum ve cat bu sefer standart output'a basıyor. Cat standart output'a text dosyanın içeriğini basıyor. Şimdi bunu standart output'a basma, yeni bir dosyaya bas diyelim. Dot txt cat std out. Böyle biraz saçma bir dosya ismi oldu ama meramımızı anlatalım. Şimdi artık bu dosyanın içeriğini ne yaptım? Dosyayı doğrudan kopyalamadım da içeriğini, std out'a düşecek içeriği yönlendirdim. Nereye? Yeni bir dosyaya. O dosyanın içeriğine bakalım şimdi. Bakın, o dosyanın içerisine bizim biraz önce bastığımız file 123, 123 ifadeleri gelmiş. Buradaki örnekte ne yapmış örneğin? Obi-Wan Kenobi.txt dosyasını Star Wars Biographics.txt dosyasının içerisinde bir yazmış. Ondan sonra append etmiş. Önce Obi-Wan'ın biyografisini Star Wars Biographics.txt dosyasının içine yazdı. Sonra da çift büyüktürle append ederek Han Solo'nun biyografisini aynı dosyanın içerisine bittiği noktadan altına yazdı. Burada da bir espri var, bir şaka var. Bakın, yapalım bunu. Şimdi normalde cat readme desem bana ne diyecek? No such file or directory diyecek, değil mi? Şimdi gerçekten bir readme dosyası oluşturuyorum ve cat readme diyorum. Yani bir farkla aslında bakarız hangi dosyayla okuyacağımı da bilseydi daha iyi olurdu. Burada da ne olur? Readme, no such file directory yerseniz bu espri. İçerisinde ne yazıyor? No such file or directory yazıyor. Şöyle yapalım. Cat'le açacağımı varsayalım. Ne oldu? Üzerine yazdım. Artık cat readme içerisinde bu espri yazıyor. Yani bu bir şaka olarak çift tırnaktan vesaireden bunu zaten çakarsınız. Gibi gibi. Echo ile de ne yapıyor? Echo test line diyelim. Ne oldu? Test line yazdı.
Bu test line'ı STD out'a, standart output'a yazdı. Standart output'a yazma, git bir dosyaya yaz dediğimizde readme'nin içerisine yazacak. Artık bizim readme'nin içerisinde bu dosya yazacak. Ama test line 2 dersem ve append edersem, yani sonuna eklersem, ne oldu? Sonuna ekledi. Dedik ve hızlıca bu basit meseleyi geçtik. Basit ama her günlük hayatımızın her noktasında olan bir mesele. Hemen devam edelim. Bu sefer standart input'la. Standart input da nedir? Sizin uygulamanızın, yani Linux'ta her şeyi bir dosya demiştik, doğru mu? Evet. Standart input nedir? Sıfır file deskriptörlü bir aslında açılmış dosyadır. Bir standart output, iki de standart error olmak üzere aslında sistemde bir dosya karşılığı olan kavramlar. Siz standart input dosyanıza bir giriş bekliyorsunuz. Sort. Ne diyorum? Neyle başlayalım? A, A, B, B, C, C, D, D yazacağım. Karışık olarak yazacağım. C, C, B, B, D, D, A. Şimdi Ctrl D dediğim zaman bakın sort ne yaptı? Onları standart input'una, benim verdiğim C, C, B, 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 D, 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 A, A, A standart input girdisini Ctrl D ile programlanmış. O şekilde bir sinyal alıyor. Aldığı Ctrl D sinyalini, keyboard'dan aldığı sinyali yakaladı. Ha dedi, tamam artık benim sona geldim. Artık aldığım değerleri standart output'a sıralanmış şekilde basmalıyım şeklinde programlanmış basit bir komut sordu. A, A, B, 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 C, 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 D, D diye bastı. Evet, şimdi bu dosyaları, gelin bir yeni bir dosya oluşturalım. Participants.txt diye. Artık komut satırının standart input'undan manuel olarak almasın da standart input'una redirection'da dosyayla alsın. Bu da küçüktür işareti. Yani yönlendirme, ok gibi düşünün. Yani ben büyüktür küçüktür diyorum. Küçük büyükle alakası yok. Yönlendirme doğrudan algısal olarak bize bir yön görseli sunuyor. Evet. Şimdi ne yapalım? Echo AAA. Hem şimdi bakın iki konu bir arada işleyelim. Ben bir dosya oluşturayım şimdi. Participants.txt. Şimdi BBB. Bu sefer çift redirection'la. Evet. Şimdi CCC. Sırayla koymuş olmadım. Haydi baştan. CCC. Redirection'la. BBB. Evet, karışık sırada şimdi koyuyorum. DDD. AAA. Ne yazmışız bakalım. Şimdi böyle karışık, düzensiz diyeyim, sıralamasız bir satırlar var. Şimdi bunları sort edelim. Sort dedik. Asort. Al standart input'tan, yönlendirmeden. Hangi dosya? Participants. Hoppa. Hadi buyurun. Ne oldu? Sıraladı. Sen bunu al, bana sıralı ver. Participants sorted yazacaktım. Yanlış yazmışım. Buyur. Sort mesela bu satırda ne yaptı? Standart 1. Şu kısımda standart input'tan düzensiz satırlar içeren dosyayı aldı. Standart output'una bu sefer şu büyüktür görselini, işaretini kullanarak. Ya bu büyüktür büyüktür kim anlıyor? Tabii ki 5 yorumcusu. Şu an interaktif script yazıyoruz aslında. Yani komut satırı ile ben 5 scripting eğitimimi ayırmamamın sebebi de bu. Yani ne farkı var? Şu an interaktif script yazıyoruz. Non-interactive script yazdığımız
da bir dosyanın içerisine yazdığımızda da bash scripting diyoruz. Aslında hepsi bash scripting. Şu anda da komut satırını kullanıyorum ve beni şu an yorumlayan bash yorumcusu, B-A-S-H, bash yorumcusu ve o yorumcu şu an benim satırlarımı yorumluyor ve büyüktür, küçüktür. Onun için bir karakter girdisi. Haydi bakalım birazcık daha detaylı düşünelim. Şu an bash komutu benden bir standart input bekleyen bir üst program. Doğru mu? Doğru. Bu söylediğimi düşün. Ne yaptık? Benden standart input bekleyen 5 yorumcusuna, asıl yorumcuların, standart input bekleyenlerin en bekleyeni, en üstteki. Ne oldu? 5'e dedim ki sort komutunu çağır. Sonra küçüktür participants.txt dedim. Sen participants.txt dosyasının içeriğini sort'un standart input'una ver. Sonra sort standart output'a basacak onu. O standart output'u da al, dosyanın içine yaz. Bunların hepsini 5 yorumcusu halletti. Bu küçüktür büyüktür 5 yorumladı. Ve benim için bu işlemler halloldu. Ne kadar güzel oldu. Cat, participants, sorted, bıdı bıdı. Haydi bakalım devam hızlıca. Şimdi loglarımıza bir gidelim. Bir log klasörümüz var diye onun içerisinde biraz şenlendirip hemen bu test ortamını sağlayalım. Onun içerisinde bir error yazmıştık galiba. Hadi bakalım yazmış mıyız? Merak ediyorum acaba bir error kelimesi yazmış mıydık? Bakalım. Buradaki log uzantılı dosyaları bir döktü. Tamam. Bunun içerisinde gerçekten bir şeyler yazıyor muydu? Yani hepsinde yazıyor muydu? Burada evet yazmış. Log yeni. Ha. Sonra iki nokta log 99'a kadar yazıyor. AA nokta log boş. A nokta log boş. Biz şöyle yapalım. Bir yıldızla sonuna koyuyorum ki yeniyi de globbing yapalım. Yani log'dan sonra ne yazıyor olanları da al. Dediğim zaman DPI ile başlayanları da basacak. Log'la başlayanları da basacak. Şimdi aralara biraz biz farklı kelimeler ekleyelim. Bir log yeni dosyamızı alalım. Şimdi bunun ismini de artık değiştirelim ki slide'la aynı vaziyete gelelim. Bir de iki log dosyasını açalım. Tamam. Şimdi aralara bir şeyler koyalım. Aralara errorlu satırlar koyalım. Bazıları error olsun, ignore edilecekler olsun. Tamam. Şöyle bir İkinci örnekle de uyumlu bir şeyler yapalım. Rastgele diyorum ki error 1 error 2 error 3 ignored. Doğru yazalım da işe yarasın. Biraz bir önceki sonraki satır içinde error 4 error 5
North. Şuraya da error 6 dedim. Ve bir logo kapattım. Şimdi örneğimizi yenileyelim. Catlog deyince ne var ne yok. Bakın DPI'ler, MPI'ler, bizim yine eklediğimiz satırlar. Onlar cat'le standart out'a basıldı. Şimdi gelelim filtrelememize. Filtreleyelim. Tre i ile, yani case sensitive olmayacak şekilde, büyük harf, küçük harf, duyarsız. Sadece error'lu olan satırları al. Süper. Tamam. Tabii şimdi sort tre u demiş. Bizim zaten sort da, biz ters sort yaptıralım. Ters sort neydi? Biz de sort yaptırmış olalım. Reverse. Evet, bizim hepsi unique olduğu için. Evet, bunu biz tersten sort ettirdik. Biz zaten sıralı yazmıştık. Error 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Şimdi ters sıralı yapıverdim ben. Çünkü normali nedir? Errors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biz ters sıralatıyoruz. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ne yapıyorum? Birinci komutun çıktısı ikinciye girdi oluyor. İkinci komutun çıktısı üçüncüye girdi oluyor. Bu kadar. Output, birincisinin output'u diğerine input oldu. O kadar. Diğeri filtreledi error'lü satırları. O bir output üretti. Onun output'u sort'a bir input oldu. Sırayla gidiyor. Bu kadar basit. Şimdi. Catlememize gerek yok. Grep doğrudan da alır. Recursive bir şekilde burada error kelimelerini ara. Aynısını yapar. Ignore olanları çıkar. Tre v ile. Ya bu v normalde birçok komutta verboz veya versiyon anlamı taşır. Bir grep'te gördüm ben bunu farklı bir anlam taşıdığını. Verboz veya, yani log çıktısını arttır veya versiyon anlamı daha çok var. Buradaysa ve exclude anlamı, yani hariç tut anlamı. Kimi? Ignored kelimesi olanları hariç tut. Bak ne oldu? 3 ve 5'de ignored vardı. Şimdi 1, 2, 4, 6 çıktıyı aldık. Bir de bunu sıralatalım. Bizimkisi zaten sıralı. Biz de ters sıralatıveririz. Unique demiş. Bizimkiler unique. Zaten unique. Biz ters sıralattık. Haydi aldık bunu da bir dosyaya koyduk. Serious errors, bir kere de doğru yazayım. Nokta log diye yeni bir dosya. Şimdi bunu okuyoruz. Serious errors log. Haydi bakalım. Bu kadar. Bitti. Evet. Satırların pek çoğunda mark vardır. Şu şeyi onu da gösterelim. Cat. Şimdi burada şöyle yapalım. Cat workspace altında hangi dosyadaysa işte canım. Bir nokta logu aç diyebiliriz. Yani bu kolaylık, bu yıldız gerçekten şey, joker. Ne yaptım? Onun çıktısını aldım. Grep. Ben mark filan yazalım. Gene error'dan devam ediyorum. Ne yaptım? Yine aynı şeyi yaptım. Ya bu satırlar çok uzun olursa more ne işe yarar? Şu enter kabiliyetinizi baştan başlatır. İşte 1000 tane error'lu bir filtre çıktı diyelim. Enter, 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 enter. Sadece terminalde çalışırken bir görsel kolaylık, başka bir şey değil. More'u eklemesinin sebebi diyorum, devam ediyorum. T, çok severim T'yi. T nedir?
T nedir arkadaşlar? T hem standart output'a basıp hem bir dosyaya basan arkadaştır. Şöyle ki biz bir yerimize girelim. Şimdi echo mesela echo test diyorum. Bir dosyaya yazıyorum onu. Bir dosya. Hadi bu sefer böyle olsun. Ben böyle yazabilirim. Ama bunu T ile de yazabilirim. Haydi. Ne oldu? Dosyaya mı yazdı? Standart oldu. Standart output'a zaten yazdı. E bir de bakalım bir dosyaya. E bunu da yazmış. Evet, T onu yapıyor işte. Standart input'tan alır. Hem standart out'a geri basar. Hem de bir dosyaya basar. Ne zaman en çok ihtiyaç olunur kendisine? Make. Evet. Make komutu biliyorsunuz bir makefile dosyasını yorumlar. O da bir çeşit yorumcudur. Makefile dosyasını yorumlar ve sizin projenizi sizin istediğiniz gibi derlenmesini sağlar. Derlenmesini ve linklenmesini. Şimdi bir örnek proje içerisine gidelim. Ve hem standart output'a basalım hem de build log içerisine basalım. Biraz uzun büyük bir şey seçmişim açıkçası. Önce bir örnek olarak bunu derleyeceğiz şimdi. Hızlıca yapsın istiyorum. O yüzden TRJ vereceğim. T ile build log oluşturalım. Ve aynı zamanda da dışarıya neler basıyor görelim. Evet, biraz büyük bir proje seçmişim. Derlemesini tamamladı. Bakalım aynı şeyler bizim make klasörü curl altında bir build log oluşmuş mu? Bakın bir build log oluştu ve gerçekleşen tüm adımlar T komutu vasıtasıyla hem standart output'a hem de bizim istediğimiz dosyaya basılmış oldu. A ile de append yapıyor. O kadar basit arkadaşlar. Başka hiçbir şey. Tire A ile bu dosyanın sonuna ekleme yapıyor. Aslında kurmak istemiyorum şu an. Bana hata versin umuyorum. Tamam. Bana hata versin çünkü onu kurmak istemiyorum açıkçası. Bakalım hata da append olmuş mu sonuna. Build log'u gidiyorum. En sonuna gidiyorum. Bakalım bir append var mı işte. Bakın burada. Append yok. Tabii ki yok. Çünkü biraz sonra göreceğimiz konuyla alakalı olarak o standart error'a bastığı için olmadı. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Standart error'u standart output'a yönlendireyim. Ve onu da böylece dosyanın altına yazmış olan bakın permission denied'lı son append ettiğimiz satır buraya tak geldi. Şimdi ben ne numara yaptım? Ben bir numara yaptım. Birazdan göreceğiz bunu. Normalde hata mesajını standard error'a yani 2 numaralı file descriptor ile gösterilen bir sistem dosyası gibi düşünün bunu. Linux'ta her şey dosyadır felsefesiyle. Ben standart error'u bu sefer standart output'a yönlendirmenin yolunu size göstermiş oldum. Böylece yine aslında konsolda gözüküyor ama bana terminal standart error'u da standart output'u da fark etmeden önüme basıyor. Ama
siz bunu bir redirection yaptığınızda şu pipe sadece standart output'u T'nin standart input'una yönlendirir. Standart error, STD ERR'yi şu işlemi yapmazsam STD ERR'yi pipe'a yönlendirmez. Şimdi gelin biraz o konulara bakalım. Şimdi iki dosyayı birleştirmek istiyor. Bir de olmayan bir dosya icat edecek. Bakın burada böyle bir hikaye var. Şimdi standart error iki numaralı file descriptörle temsil ediliyor. Ben şimdi çalışma noktama geri dönüyorum. Buradaki espri T'nin try ile append etmesiydi. Şimdi standart error file descriptörüne bir bakalım. Cat bir log, iki log. Basıyorum ikisini beraber. Ne yaptı? DPI'li satırlar başta. Bir logla iki logu beraber basmış oldu. Concatenate etti. Birleştirdi. Bir de biz de no file diyelim. Olmayan bir dosya. No guile dedim hatta ben. No file diyelim. No file. Ne yaptı? Bakınız. Şu no file, no such file or directory standart ERR'ye basılan, standart error'a basılan bir mesajken onun üstündekiler standart output'a basıldı. Şimdi durum böyle olunca biz bunu yeni dosyaya redirect edersek bakalım dosyaya ne basılacak bir bakalım. New file diyelim biz de. Bakın standart error mesajı dışındaki tüm mesajı nereye redirect etti? New file'a. Şimdi gidelim kontrol edelim onu. New file'a gidiyorum. New file'ın sonunda no such file or directory gibi bir hata mesajı yok. Onu STD ERR'ye ayrıca basıyor. Ama ben o mesajı da bir yere loglamak istiyorum. Bu sefer 2'yi yönlendiriyorum. Yani şu doğrudan büyüktür. Yani redirection işareti doğrudan tek başına yapıldığında doğrudan standart output'u alıyor. Standart error almak için ayrıca 2 file descriptor değerini kullanmam lazım. Böyle olunca buna ne diyeceğim? Error file diyeyim ya da örnekte ne denmiş? Error file demiş. Biz de öyle diyelim. Artık bakın komut satırı bana hiçbir şey basmadı. Yeni bir dosya çıkardı. Error file. Biraz önceki T'deki esprimi yapacağım size. Hatayı new error file diyelim buna. İkisi bir arada. Hatayı standart error'u standart output'a yönlendiriyorum. Ve tümü nereye gidiyor? New error file'a gidiyor bu sefer. İkisini birden tek dosyaya toplamak istersem bakın sonunda hata da geldi. Aslında 207. satır standart error mesajı. 206'ya kadar 201'den 206'ya kadar standart output mesajı. İkisini birlikte bir araya almak istiyorsam bir trik daha yapıyorum. Nedir o trik? İkisini bir araya almak istiyorsam standart error'u standart output'a yönlendirdim. Bunun diyor bir yolu daha var diyor. Bak diyor. Canını çok da sıkma. Öyle ikiler birler uğraşma diyor. 5 shell bizim için bir kolaylık yapmış. New error file 2 diyelim ona da. Şu apostrof V işaretini koyduğum zaman bakın STD out ve STD er yine bir araya geldi. İstediğinizi kullanın.
Ama şu 2'yi 1'e yönlendiriyorsanız biraz daha felsefeyi hissetmiş olursunuz. Diğeri ezber olur. Yani günün sonunda hepsi interface. Yani Shell'in sunduğu, buraya ne işaret, ne sembol, ne karakter koyuyorsak Shell'in sunduğu user interface bunlar açıkçası. Başka hiçbir şey. V'yi de koysanız aynı iş. 2'yi 1'e manuel yönlendirseniz de aynı iş ama biraz daha bildiğinizi hissedersiniz. Biraz daha havalı olur. Başka bir şey yok. Bakınız new file 2'de de ne oldu? Apostrof V işaretini koydum. Standard error ve standard output'u tek dosyaya aynı anda yönlendirmiş olduk diyoruz. Ve bu konuyu da hızlıca kapatıyoruz. 30 dakikayı buldu. Evet, şimdi. Yes comment. Şimdi bu yes comment nedir? Bu yes comment hiçbir şeydir arkadaşlar. Siz de bunu yaparsınız canınız istese. Echo, şimdi yes comment'ını çalıştırıyorum. Bakın anca Y basıyor. Başka yaptığı hiçbir şey yok. Yani Y dışında bir şey mi basıyor? Bir başka bir karakter mi basıyor? Bir bakalım. Hayır. 79 sıfıra basıyor. Echo yes de desem ben buna. Yani Y desem. Default Y basar. Echo Y dediğim zaman da bakın 79 sıfıra. Bu sürekli yapıyor bunu sadece. Tek farkı bu. Yani bunu siz de hemen 2 dakikada bakın yes komutu yazıyorsunuz şimdi işte. Echo Y dediniz. Siz de sürekli basıyorsunuz bakın. Hex dump'la bunun çıktısını göstereyim. Bu da 79 sıfıra basıyor. Başka bir şey değil. Tamam. Bu bunun böyle bir kolay yöntemi sadece. Ne zaman işe yarıyor bu? Şimdi bizim şu dirs ve dirs klasörümüze gidelim. Bizim tatlı sticky bitli klasörümüze gidiyorum şimdi. Neler oluyor elim? Nerelere geliyor? Evet. Burada benim ne dosyalarım var? Bakın burada file 1, file 2, file 3 dosyalarım var. Bunları sadece readable yapalım şimdi. chmod-write diyorum. Bunu niye yapıyorum? Şimdi göstereceğim. Şimdi file dosyalarına bakıyorum. Hepsi readable. Şimdi ben bunu normalde remove file 3 dersem bana böyle bir uyarı çıkarır. Bazen kurulumlarda, silmelerde, yani toplu dosya işlemlerinde karşınıza interaktif böyle bir menü çıkabiliyor. İlla buna Y yazmanız gerekiyor mesela. Hayır, remove komut için böyle bir şeye gerek yok. Remove'a siz TRF ile force ile bu işi zaten yaptırırsınız. Şimdi sorar. Tamam sorsun. Ya buna TRF force dersiniz. O zaten bu işi kendi yapar ama yani bu remove sadece bir örnek mi? Yani bazen cidden Y yazmanız gerekiyor. Örneğin SSH bağlantılarındaki gibi. Veya pek çok başka script'te karşınıza bu çıkabilir. Komutta karşınıza çıkabilir. Velhasılı kelam. Şimdi remove bir daha kopyalayalım onu. Bir file 4 diyelim. File 5 diyelim. Şimdi ben bunların hepsini remove file yıldız desem trefeyi bilmiyorum. Bakın hepsini bana soruyor. Eğer ben bir şey cevaplamazsam hiçbirine de bir şey yapmıyor. Ama başına yes, sınırsız Y basan bir yes arkadaşımı koyarsam bitti. Gitti hepsi. Ha, yes bu arada default Y basıyor. Ama işte ona no gerekiyorsa yes no basıyor. Böyle de komik bir isim yani. Efendim
illa bazı komutlar var. Mutlaka yes yazman gerek diyor bazı şeyler. Alası ne yes'ten sonra ne yazarsanız o çıkıyor falan filan fişmekan. Spatial devices konusu. Her ne kadar bu redirection konumuzla doğrudan alakalı olsa da biraz fazla örnek yapmak amacıyla bunu sonraki videoya bırakıyorum. Sağlıcakla kalın. Sıradaki videoda görüşmek üzere.